Sevgili seyircilerim merhaba. Bugünkü konuğum dizi, sinema ve tiyatrodaki oyunculuğuyla ayrıca sunuculuğuyla adından söz ettirmeyi başarmış. Çok sevilen, çok yönlü bir meslektaşım Sinan Çalışkanoğlu. Hoş geldin Sinan, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Sinan çok haylaz bir çocukmuşsun. Yani. Başarılı bir öğrencilik hayatın da yokmuş. Evet. Ya bu çocuktan bir şey olmaz filan diye bir algı oluşmuş. Yani genel olarak öyleydi. Yani pek okulda işte çalışkanlık noktasında çok fazla başarı gösteremedim. Ve yani okulun içerisinde bulunup orada tahsil hayatımı geçirmek yerine biraz daha işte haylazlık yapmak, dışarı çıkmak. Ama biz bugün Sinan Çalışkan'ın başarılarından söz evet. etmek istiyoruz. Belki bugün şöyle dönüp o haylaz çocuğa bir şeyler söylemek istersin. Ya. Belki de teşekkür edersin. İyi ki böyleymiş diye. Kesinlikle yani ona şunu söyleyebilirim aslında. Hani iyi ki öyle bir çocuk olmuş. Çünkü ben gerçekten mutsuz olurdum çok. Hani çalışıp, ders çalışıp, herhangi bir şeyle ilgili, bir masa başı işiyle ilgili uğraşmak için. Evet, başka birilerinin isteğini yerine getirmeye çalışan birisi olsaydım mutsuz olabilirdim olurdu. Bununla ilgili. Zaten çok böyle yaramaz çocuklara nedense hep şey diyoruz yani yaramaz. Halbuki zeka fışkırıyor çocuktan. Bir fark etseler onu. Evet, hayal gücü çok gelişen çocuklar onlar. Değil mi? Evet. Çocuklar aslında böyle sünger gibi her şeyi çekerler. Merak ediyorum. Çevrendekilerin senin geleceğine böyle umutsuz yaklaşması seni nasıl etkiledi? Yani sen de nelere sebep oldu? Hırslandırdı mı? Özgüven yani, konusunda seni biraz geri mi bıraktı? Aslında şöyle oldu. Ben küçüklükten beri kendini gösterme, hani ebeveynlere gösterme, onlara kendini ispat etme noktasında uğraşmadım bununla ilgili çok fazla. Kendime ait başka bir dünyam vardı. Mesela sokakta 3 tane köpek vardı. Ben o 3 köpeğin de benim olduğuna inanıyordum. Yani onlarla geçirdiğim vakti çok seviyordum. Hayvanlarla çok vakit geçiriyordum. Bugün veteriner de, olmak bugün istiyordum. Bugün de öyle. Evet, bugün de öyle. Değil mi? Şu anda da öyle. Kaç tane köpek, kedi bakıyorsun? Bizim sokağımızda şu anda 25 tane sokak kedisine bakıyoruz biz. Bakıyorsun. Evet, 3 tane de sokak köpeğimiz var. Onlar akşamları geliyorlar işte. Ne güzel, işte. Ne güzel. Onlara bir şeyler veriyoruz. Herkesin yapması gereken şeyler ama bunlar tabii ki. Öyle ama. Bizimki biraz fazla tabii. Bizimki biraz fazla. Bizimki kadar yapmayın ama. oyuncu olmak gibi bir hayalin yokmuş aslında. Hayır, yoktu. Değil mi? Yok. Ama annem. Değil mi? Yaptığın taklitlerle fark etmiş ve senin bir yeteneğini fark eden galiba ilk annen olmuş. Evet yani. Nasıl bir taklit, neyi taklidi yapıyordun? Ya şöyle bir şey yapıyorduk biz. Deve Kuşu Kabare vardı. Ya, o dönem Deve Kuşu Kabare'nin kasetleri vardı. Hmm. Şimdi gençler bilmez böyle kasetler evet. vardı video o dönemler. Kasetler. Bu teyp kasetleri. Teyp kasetleri. Evet evet. Ses. Aynen öyle. Bu hatta biz o teyp kasetlerini dinlerdik. Sonra Zeki Müren'in kasetlerinin içerisine annemler onları teypten dinlerken onun üstüne kendi sesimizi kaydederdik. Onlar dinlerken kendi sesim çıkıyor oraya falan. Biz onları oynardık evde. Onları dinleyip onları oynardık. İşte oradaki politikacı taklitleri, oradaki skeçler falan onları canlandırdık daha çok. Hangi politikacıları? Ya işte Erbakan'ı yapardım ben çocukken mesela. Çocuk şimdi sesi daha ince, musun? Daha ince ve ezgin olduğu için misin? Çok zor. Çok zor. Şu an çıkmaz ama o dönem kolaydı tabii. Hani onun evet. bu uzatarak konuşması. Ve çocukken bunları yapınca çok ilgi çekici oluyor ya. Aa ne kadar güzel. Çocuk bak onu ezberlemiş, taklit ediyor. Büyüklerin aklında kalıyor bu. Zaten hani başarısız bir öğrenciyseniz biraz buralardan kendinizi ispat etmeye başlıyorsunuz gibi bir şey oldu benimki. İlkokuldan ortaokula geçerken annen seni galiba konservatuvara götürmüş. Evet. Ama yaşın tabii küçük. Lise döneminde mi tekrar müracaat ettin? Yani liseye bittikten sonrasında ben aslında böyle bir boşlukta kaldım. Çünkü ne yapacağımı çok fazla bilmiyordum. Bir sürü de iş denedim o sırada. Hmm. Çok çalıştım tabii. Mesela? Başka işler denedim. Veterinerde çalıştım mesela. Veterinerin yanında çok seviyordum çünkü hayvan. Hayvan seven evet. bir insan olur. Hamburgerci de çalıştım. Elektrikçi de çalıştım. Çiçekçi de çalıştım. Bir sürü iş yaptım değişik. Çok iyi değil mi? Evet, bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlandım ama şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorsun ama aklında bir şey yok üniversiteyle ilgili. Ve yani sadece orada işte bir sıralama yapacaksın, bir yeri tercih edeceksin ve okuyacaksın gibi bir durum vardı.
Ama annem bunu ilkokuldayken bendeki bu işte bu çocuktan tiyatrocu olur menajerlik gözüyle bana baktığı için ben de galiba. Ha, menajerlik ben, devam ediyor mu yani, hala? Bilir o. O benim işlerimi izler ve şey der. Sinan bu iş güzel ama bu galiba tutmayacak der. Ve tutmadığı diziler, yani söylediği diziler tutmaz genelde. İyi bir izleyici, iyi bir çok iyi izleyici, evet, evet. O işte beni bu şekilde yönlendirdi. Ben daha sonrasında liseden sonra Pera Güzel Sanatları, yani liseden lise bitti. Bir sene geçti üzerinden. Sonra Pera Güzel Sanatların yetenek sınavına girdim. Ve tiyatroya bir şekilde orada başlamış oldum. Evet. İyi ki de öyle yapmış annem. Bence de. Değil mi? Evet. Benim canım annem de. Ben ruhu şad olsun. Allah sanatla iç içe olmam için çok büyük bir emek vermişti. Aslında biz şanslı çocuklarmışız. Evet. Evet. Değil mi? Çünkü, tabii ama annemin dışında bu konuda bana mesela beni teşvik eden hiç kimse olmadı. Ama annem de karşımda durabilirdi ve ben bunu bir şekilde atabilirdim. Evet. Annemin yönlendirmesi bu anlamda çok etkili olmuş. Anneciğim benim. Canım. Ya hakikaten çok önemli ebeveynlerimin evet. bu konuda etkisi var. Pera Güzel Sanatlar'dan Akademi İstanbul'a geçmişsin sonra. Evet. Nasıl Pera Güzel Sanatlar'da tam zamanlı bir okul değildi Pera Güzel Sanatlar. Orada 3 sene eğitim aldım. Çok değerli hocalarım vardı orada da. Kimler? Nesrin Kazankaya vardı, Hakan Pişkin, Devrim Naz, Yetkin Dikinciler vardı hocalarım. Ben tam zamanlı bir şekilde bir de biraz daha konservatuvar eğitimi almak istiyordum. Konservatuvara girmek istedim, konservatuvar sınavlarına girmek istedim. Pera'daki eğitimimden sonra konservatuvar sınavlarının ilk aşamalarını kazanıp ikincilerde elendim. Bak şey. İkincilere almadılar beni. İkinci sınavlarını. Ama ya. İyi ki almamışlar. Oradan sonrasında Akademi İstanbul'un yetenek sınavına girdim. İlk üçe girenlere burs veriyorlardı. Ben sınav birincisi oldum. Aa, evet, Akademi bak. İstanbul'da. Her işte bir hayır evet, vardı. Evet. Jüride kimler vardı? Kimler fark etti? Işıl Kasaboğlu vardı. Şayka Tekant vardı. Buyurun işte. Bülent Emin Yarar vardı. Müthiş, ve evet müthiş. Evet gerçekten saydığın isimler. Yani bu jürinin karşısına çıkmak zaten değil mi? Yani, sonra hocalık da yaptılar mı size? Tabii ki sonra hocalarımız da onlar oldu. Işıl Hoca'nın atölyesi vardı. Şahika Hoca müthiş. Sanat tarihi dersimize giriyordu. Bülent Emin Yarar oyunculuk atölyesine giriyordu. Tilbe Saran giriyordu derslerimize. Her biri birbirinden. Aynen öyle. Rahmetli Erol Keskin hocamız da yine. Aa. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Böyle bir eğitim süreci geçirdik. Orada da 4 senelik bir eğitim aldım. Yani toplamda ben 7 senelik bir tiyatro eğitimi almış oldum. Bay bay. Evet. Evet. Oyunculuktan başka yapabilecek daha iyi bir işim yoktu benim demişsin. Evet. Lise döneminden sonra birçok farklı yerde çalıştığını söyledin az önce. Aslında bu çalıştığın işlerin, bu deneyimlerin, bu gözlemlerinin çok kıymetli olduğunu kesinlikle. Düşünüyorum. Mesleğinde sana katkısı oldu. Eğer sıkılan bir insansanız, yani sıkılıyorsanız ve iş yapmak zorundaysanız, ben mesela hep tiyatroda okurken bir yandan da para kazanmam gerekti benim. Mesela hamburgercide çalışırken kasanın arkasında duruyorsanız ve o işte bir gelecek düşünmüyorsanız çok sıkılıyorsunuz. Sıkılırken de insanları izliyorsunuz. Oraya giren insanın sosyoekonomik durumu, cebinde ne kadar para oldu, yanındaki insanla ilişkisi. Onları kendi kafanızda konuşturuyorsunuz. Bir hayal gücünüz var ve o insanı gözlemliyorsunuz. Onun nasıl bir insan olduğu, onu gözlemledikten sonra onun bir takım arketip halleri, elini kolunu kullanması, kadının yanında eğer çok özgüvenli davranıyorsa para o adamdadır ama kadınla böyle daha biraz aslında daha ezgin duruyorsa her şeyi biriktiriyorsun. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Çünkü aktör olduğun zaman mutlaka onlar bir şekilde bir rolde değil mi çıkıyor karşına. Kesinlikle. Şimdi sahnedeki yükseltiye çıkıyorsun akşam gittiğin zaman. Akşam gittiğinde orada gördüğün adama yakın bir şey yapmaya başlıyorsun. O adamı da her gün görüyorsun. Besleniyorsun ve bir yandan beslendiğin şeyi de sahnede gösteriyorsun. O yüzden harika. Oyuncu olan kişilerin çalışması çok önemli bu anlamda. Yani görsünler. Yani çalışmıyorsalar bile... Herhangi bir işle ilgili bir deneyimleri olacaksa ileride oyunculukla ilgili o işi gidip yerinde gözlemlesinler çok işlerine yarar diye
Bir aktörde zaten evet. mutlaka olması gereken bir yetenek bu, gözlemleyebilmek. Aynen öyle. Gözlemlediğini de belli bir elekten geçirip bir yere yazmak. Doğru bir şey yapmışsın. Senin için girdiğin sınavlarda benim için kazanmak önemli değil. Birilerinin beni izleyecek olması evet. değil mi kıymetlidir? Evet, evet. Bugün seni milyonlar izliyor. Aslında hedefine ulaştın diyebilir miyiz? Yani hem o var hem de Hülya Koç Yiğit bana soru soruyor yani. o da çok kıymetli bir şey. Ya benim için inanılmaz bir şey. Çünkü yani buradan sizin üzerinizden devam edersem ben arada sırada mesela Açık Susuz Yaz filmini bir daha izlerim. Sahi. Denk geldiğim zamanlarda bir daha izlerim. Bence çok değerlidir. Yani sizin toplumsal olarak toplumcu filmlerinizin mesela daha iyi filmler olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok yakında bir arkadaşım çok yoğun mesai yapan, özellikle beyin açısından çok yoğun mesai yapan bir kişinin akşam eve döndüğü zaman Türk filmi izlemeyi tercih ettiğini söyledi. Bu aslına dönmek gibi bir şey. Aynen öyle. Bugün belki maddi dünyada kavga var, dövüş Kesinlikle. Var, rekabet var, işte hırs var, zamanla yarış var filan. Halbuki eski bir Türk filminde benim özüm budur dedirtiyor insanı. Evet. Benim işte, benim insanım böyledir. Kesinlikle ama ne kadar güzel oynamışsınız orayı mesela. Sağ ol. Hadi beni bıraktık sana. Hayır. Sizi bırakamayız. Sana. Çok teşekkür ederim Ayça. Aslında giderek adım adım seyircinin sevgisini kazanmanda sektöre çok önemli yapımlar kazandıran Gani Müjde'nin evet. değil mi etkisi? Onu şüphesiz yani ben senin yer aldığın profesyonel olarak değil mi? Evet. Onunla başlıyor. Davetsiz misafir. Davetsiz misafirle. Hayat bilgisi var. Evet. Ve bugün hala tekrarlarını izliyoruz. Çoluk çocuk. Çocuklar istiyor çünkü. Selena müthiş evet, bir evet. diziymiş. Onunla nasıl, yani Gani ile nasıl tanıştın? Gani abi benim için çok büyük bir örnektir. Evet. Gerçekten yani sektörde bana şans veren ve onu gerçekten sonuna kadar o şansın arkasında duran bir insan olduğu için ben hani kendisine bu konuda minnettarımdır. Ama bir yandan da ben Gani abiyle tanışmadan önce de Gani abiyi çok seviyordum. Hmm. Çünkü Gani abinin kitapları vardı ayrıca mizah kitapları ve aynı zamanda siyasi taşlamaların da içinde olduğu kitaplar ve onları okurdum yani öğrencilik zamanlarımda da. Daha sonrasında Davetsiz Misafir dizisi benim 27 bölümde 20 bölüm çok küçük bir rolümün olduğu bir işti. Hı-hı. Orada işte bir rolüm vardı Megapiksel Yüksel diye. Böyle magazin muhabiriydi. İşte fotoğraflarını çekiyordu ünlülerim falan. Sonrasında o işi yaptıktan sonra ben bir arkadaşımın deneme çekimi vardı. Ve Gani abilerin ofisine gidecekti. Ben de daha hayat bilgisine yeni öğrenciler alacaklarını biliyordum Gani abilerin ama böyle şeylerden çekiniyordum. Hani ben de geleyim, ben de varım falan demeyi sevmediğim için. Ondan sonra o arkadaşımın deneme çekimine gittim. Yanında gittim yani. Sonra ben... Hadi canım sen. Evet evet yanında gittim İnanayım ben. İnanayım mı yani? Gerçekten öyle. Arkadaşım gerçekten arkadaşım girecekti deneme çekimine. Sonrasında beni de gördüler. Sen de girsene dediler. Ben içeri girdim. Böyle bir küçük bir deneme çekimi yapıldı orada. Gani abi şey dedi bana, zaten dedi seninle çalışmıştık ve seninle çalışmaktan dolayı çok mutluyduk dedi. Oh. Ondan sonra beni Selena işte, için şey, hayat bilgisini aldılar ve sonra hayat bilgisinde 20 bölüm çalıştıktan sonra Selena dizisiyle aslında işte Gani abiyle asıl bizim hikayemiz başlamış oldu. Ve hakikaten de kariyerinde çok önemli evet. bir yeri var Selena'nın. Selena'nın en kötü karakteri hadisi oynamak için. O dizi senaryosu geldi sana okudun. Evet. Sonra okudun ve... Sonra şöyle bir şey oldu yani... Teşekkür ederim Gani abi bana böyle bir karakteri uygun gördü. Hayır Gani abinin kalemine çok inandığım için... Ya kötü, için... kötünün kötüsü. Evet kötü bir karakter bu dedi ama senin buna başka bir şey katacağını düşündüğüm için sana oynatıyorum. Yoksa bunu dedi kötü oynayabilecek bir... aktörü vardır, tabii. seçer ve onu oynatırdık ama senin buna katacağın şeyin
bu karakteri daha böyle mizahi bir tarafa çekeceğini düşünüyorum demişti bana. Ve öyle de oldu sanırım. Bana böyle bir doğaçlama imkanı da sundu senaryonun içerisinde. Boşluklar sundu. Ben de onları bak bu çok önemli. Elimden geldiği kadar değil değerlendirmeye çalıştım. Yani bir oyuncu için bir konfor alanı. Yani evet. Doğaçlama yapabilirsin falan diye. Yani yapabileceklerini yap bakayım demiştir. Evet. Ve seçimlerin çok doğru, çok isabetli ve karakteri de zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bu kadar kötü bir karakterin bu kadar sevilebileceğini. Çok teşekkür ederim. Ya gerçekten iyi ki sana bu rolü vermiş. Şu sesin bile yetti bana. Evet. Selena'dan görüntümüz var. Kötülük. İşte bu! İşte bu! Bir gün gelecek ve tüm evren kötü olacak. Bakma. Ne. Evet Selena, gizli odanın anahtarını rica edebilir miyim senden? Öyle değerli bir şey iyilerin elinde olmamalı değil mi? Sana kötülük yapacaktım ama gerek kalmadı. Layını bulmuşsun. İsmin ne dedim söyleyiverdi. Müstesna. Bu Hades nasıl bir güçlü tiplemedir ki senin kariyerine birçok karaktere hayat vermene evet. rağmen seni gören herkes ilk aklına Hades geliyor. Oyuncak gibi bir ya o böyle herhalde o geliyor. Aa bu Hades değil mi? Bir de hani senden çok ayrı bir şey. Bayağı böyle makyaj yapılmış, evet. saçı var, işte ağır bir makyajı var falan. Ama seni dışarıda görüyor. Senin oynadığın herhangi çok popüler olmuş o başka bir diziyi söylemiyor. Sana hemen şey diyor. Ah Hades diyor. Bir de şey çok acayip. Bana yolda şey diyen insanlar var. Ah Hades abi. Abi. Ya sevimli evet. gelmiş insanlar. Evet, çok enteresan. Aslında bir rolün böyle bu kadar çok insanın üstüne yapışması da bir aktörün hiç hoşuna gitmiyor değil mi? Yani. Ama şey de var. Yani şunu da söylüyor. Hades abi. Orada onu oynamışsın ama başka bir şeylerde de senin oynadığını biliyor. Şu anlamda kötü olurdu. Eğer mesela onu iyi bir şekilde kotarmış olmasaydın o oynadığın şeyi kötü olurdu bu. Değil mi? Tabii. Ben çok eğlenerek ve mutlu olarak oynadığım için evet. Bundan hiç rahatsız olmadım şu ana kadar yani. Sen de olmadın, seyirci tabii. de olmadı zaten. Bugün böyle bir şey çekilse olur mu yani? Güzel bir senaryo ile neden olmasın? Bence yine izlenir, tekrardan izlenir. Daha çok çocuklar izliyor değil mi? Evet, çocuklar da izliyor ama büyükler de çok izledi zamanında. Çünkü birisi beni zamanında sıkıştırıp şey demişti, bir pazar günleri yayınlanıyordu bizim dizimiz. Pazar günleri senin yüzünden maçlar edemiyoruz. Bundan büyük iltifat olmaz. Ay çok güzel. Güzel bir şey ama senin yüzünden maçlar edemiyoruz. Çocuk onu istiyor, onu izliyorlar. Saat 8'deydi o da. Bugün maçlar demişken da bugün bir dijital kanalın var. Evet. Bu aslında çağ ayak uydurdun. Günümüzde Kopart TV değil mi? Evet, Kopart TV. Günümüzde artık dijital dünyayı yansıyamayız. Hatta kesinlikle. Gençler neredeyse sadece dijital medyayı takip ediyor. Evet. Kanalı açmanda bunun etkisi olmuş mudur? Tabii ki oldu. Biraz daha ve şöyle bir şey oluyor. Sizin kafanızda, aklınızda var olan bir proje vardır. Mesela televizyonda bir imkanınız yoktur. Televizyona onu yapabilmek biraz daha sizin için zordur. Onu mesela YouTube'da hayata geçirebilme imkanınız oluyor. O yüzden ve insanlar biraz daha dijital kanal izlemeye başladılar. Evet. Majör kanallardan çok dijital kanalları izliyorlar. Hatta majör kanalların tekrarlarını da daha sonrasında bir daha izlerim diye onları da dijitalden seyretmeye başladı insanlar. Evet doğru. Orada öyle çok bir doğru. durum varken katılmamak olmazdı. Olmazdı. Zamanlaman doğruymuş. İlk minibüs müydü? Minibüs. Bayağı seyrediliyor değil mi? Çok keyifli bir iş. Evet evet. Çok keyifli bir format aslında. Evet. Ben de onu çektik. Bir 5 bölüm çektik ama sonrasında durmak zorunda kaldık. Çünkü vakit ayıramadık ona. O başka bir şey. Bir takım işlerimiz oldu ve
O yüzden de biraz onu şu an durdurduk ama devam edeceğiz. Edecek çok herhalde. Çok keyifli bir iş. Evet. Evet. Giden bir minibüsün içerisine. Yani çok interaktif bir şey. Onu yani. Alıp onunla mesela toplu taşımaya ait bir hikaye konuşuyorsun ki hani ünlü insanların çok fazla bir zaman sonra toplu taşımaya binmemesi ama onların bir geçmişinde öğrencilik ya da işte zamanında evet. Bindiği zamanlara dair hikayelerini halk duymak istiyor. Değil mi? Evet. görüntülerimiz var minibüsten. İzleyelim. İzleyelim. Bak otobüste gidiyorum. Tamam hep otobüste başıma gelen bir şeydi bu. Adam geldi böyle dedi ki ya o sesi nasıl çıkartıyorsunuz? Bizim çocuk sizi çok seviyor dedi. Ve otobüsteyiz yani. O sesi çıkartabileceğim bir yerde kendimi gizliyorum. Otobüse binmişim ama tamam mı? Arabam da var o dönem ha ama biniyorum otobüse. Sonrasında dedi ki ya dedi çocuk dedi çok seviyor. Bir çıkarsana dedi çekeceğim dedi. Kısık sesle de çıkartamazsın böyle yaptım. Serena sen de nefret ediyorum dedim. O sırada bir sessizlik oldu otobüste. Abi bütün kafalar döndü. Tamam mı? Bak bütün kafaların dönmesi değil. Bir tane daha adam var bak halk otobüslerinde. Bu şoförün sağ tarafında bir tane vardır orada duran. Aynen. Para kesen, parayı kesiyor evet, falan evet. Orada. Ve otobüste karışıyor. Teyze sen çantanı al abi sen oraya otur. Ona karışan bir tane herif var ya. Tabii, tabii. O ne dedi biliyor musun herkes gülünce? Bana baktı böyle yaptı. Dedik abi kendine bir araba alamadın mı ya dedi. Ben var ya çocuğa iyilik yapacağım diye kıpkırmızı oldum böyle utancımla. Ve o günden sonra Nezahat'cığım bir daha toplu taşımaya binmedim hayatım. Gerçekten bak o günden sonra bir daha binmedim yani ciddi söylüyorum. Bak benim travmam da bu. Ben toplu taşımayı böyle bıraktım mesela. Azaltarak bırakmadım bir anda. Gerçekten çok samimi, çok sıcacık geliyor insana. Evet. Kopart TV'nin başka bir projesi var mı? Başka projeleri de olacak. Bu projelerinden olacak. Bir tanesi olacak. Biraz daha böyle düşündükten sonra harekete geçip 4-5 bölüm çekelim diye uğraştığımız, düşündüğümüz şeyler. Vakit ayırıp şu dönemde başlarız diye onun da bir prodüksiyonel tarafı var çünkü. Bu prodüksiyon dedin de aslında kendi imkanlarını. Evet çekiyoruz. Evet kendi imkanlarımızla çekiyoruz ama biraz güzel olsun diye biraz fazla kameralı falan ama şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama sponsor destek almak. Alacağız biraz çekeceğiz ondan sonrasında sponsor arayışına çıkacağız. Biraz da bu işleri kendimiz yaptığımız için yapa yapa görüyoruz biraz. Ne yapılıyor evet. Ne oluyor nasıl gidiyor yapanlar nasıl yapmış diye. Ama keyifli bir şey ama. Ama mutlaka evet, bir evet. Destek herhalde prodüksiyonu güçlendirir. Sizin vasıtanızda. Dilerim. Çünkü hakkına duyurulur. Ay ben de şans getireyim bana inşallah. İnşallah tabii ki efendim. Sunuculuğuna da konuşalım istiyorum. İlk olarak Şanslı Masa'da Orçun Kaptan'la evet. Beraber ya ilk defa seyrediyoruz böyle bir program ve artık iyice kendimizi kaptırıyoruz. Sizi unutuyoruz ve olayları takip ediyoruz. Fakat çok güldük. Gerçekten o insanların o saflığına, o inanmışlıklarına, durum içerisinde ne yapacaklarını şaşırmalarına. Ya bu nasıl senin mi aklına geldi? Sunuculuk yapayım falan diye böyle aklında bir şey var mıydı? Nasıl oldu anlatır mısın? Bize bu benim Selena'da yönetmen yardımcım vardı Mustafa Kotan. Onun bana yani bize getirdiği bir proje. Yani proje gelir gelmez ben bunu Sinan'la çekerim diye bir şey düşünmüş Mustafa. Daha sonrasında bana bahsetti projeden. Dedim ki biz bunu Türkiye'de nasıl yapacağız? Kafede otur. Ya. Yabancı bir format bu. Yabancı format ama şimdi orada yapılanla şimdi burada yapılan arasında biraz fark olacağı için her ülkenin kendine ait tabii. Sosyal mesafesi, insanların tabii. Davranışı falan farklı ya. Espri anlayışı bile farklı. Tabii ki. Yani dedim ki şimdi bunu yapacağız ama dedim yani bu yapılmadan da nasıl olacak görülecek bir iş değil. Yani girdiğin zaman da böyle bir şeye çok çılgın çünkü çok güzel bir şey, çok eğlenceli. Hakikaten çok ama eğlenceli. Nasıl bir sonuç alabilirsin? Gerçekten. Ya ben merak ediyorum insanları güldürüyorsun ama evet. Oradaki insan da kafası bozulup. Tabii ki. Bağırıp çağırabilir. Oğlum sen beni ne diye böyle şeylere sokarsın. Tabii ki yapabilir. Her şeyi yapar mı? Ya da adamı getiriyorsun. Ya da ben çok merak ediyorum. Çok komik anılarım vardır herhalde. Ya, ya hatırladığım işte, varsa anlatır mısın? Antep'te bir abi vardı. Baharatçıymış bu. Geldi işte dedim ki sizi dedim masaya yollayacağız. Bir kulaklık takacağız dedim. Tamam abi dedi. Ama dedim bizle konuşmayacaksınız masaya gittiğinizde. Ve arkadaşınıza, karşınızdaki arkadaşınıza çaktırmayacaksınız dedi. Tamam abi dedi. Taktı kulağını, gitti. Masaya duruyor. Böyle. Duruyor. Arkadaşı da karşısında duruyor. Hiç konuşmuyor. Ben ona kulaklığından dedim ki
Ama dedim konuş. Yani biz aralarda bir şey soracağız. Konuşayım mı abi dedi. Karşındaki de yukarıya bakıyor. Sen dedi kime bakıyorsun falan. Yok yok sana değil. Konuşayım mı abi? Olayım farkında bir koptayım. Biz de konuşma. Ama nasıl gülüyoruz biz? Orçun'la yerleri kapandık artık. Çok gülüyoruz. Abi dedim biz de konuşma. Tamam abi konuşmayayım abi. Tamam abi. Arkadaşı da konuşuyor karşısında. Ne diyorsun? Bir dakika dur. Telefonla mı konuşuyor? Yok yok telefon değil de dur falan dedi. Sonrasında tabii ki bu anladı karşı taraftaki. Ama bu anlasın diye her şeyi yaptı. Yayınladık onu ama. Aa, o bölümü de yayınladık. Sonra biz yayına yanına gidiyoruz falan. Çok tatlıydı. Ya evet. Çok tatlıydı evet. Bizim için de seyretmesi çok keyifliydi. Onu yayınladık. Yani denk gelirseniz şeyde internette var o. Antep. Ay Allah'ım. Çok güzel. Peki ardından diğerleri gelmeye başladı. Kapış Elinoğlu var. İlk buluşma var. İlk buluşma var evet. Var. Bu yani ben sunuculuk yapmayı çok seviyorum. Yani sevdiğim bir iş olduğunda gerçekten sunuculuk yapmak çok keyifli. Canlı yayın da çok güzel. Mesela Elinoğlu'nu canlı yayın olarak sunmuştum ATV'deyken. O da çok keyifli bir işti. Yani hep güzel işler yaptım. Demiş, farklı formatlar yaptım. Demişsin ki tiyatro oyuncusu olmak o anda ayağına da dolanabilirdi. Onu şunun için söyledim aslında. Hani biz dramatik algıdan gelen insan böyle sunuculuk hikayesinde. Hani siz mesela benimle çok doğal konuşuyorsunuz ya. Bazen tiyatrodan ilk gelinen o zamanda o doğallığı yakalamakta zorluk çekiyorlar insanlar. Ben de zorluk çektim zamanında. Gerçekten o tiyatronun bize getirdiği seçili alan hikayesinden daha böyle sıradan bir dile geçmekte zorlandım. O anlamda. Açıkçası bunu söyleyeyim. Evet evet. Kötü bir şey söylemedim yani. Ben de tiyatrocuyum. Bir kolajım. Tiyatrocular ayak kalkmasınlar. Hayır ayağımızı dolanmıyor. Bir kolajımız var bu tabii. Programlardan. Şöyle bir görüntüleri izleyelim. Bakalım nasıl şaşıracağız? Dok, kalem tıraş. Hiç beklemediğiniz anda öyle bir ihtiyacınız olur ki şaşar kalırsınız. Cep telefonu. Güzel. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Güzel. Geniş. Helal olsun. Yok artık ya. Bunu da vermiyoruz herhalde değil mi? Pes yani, pes. Daha çok şaşıracaksın Sinan. Bu ne ya? Bu daha hiçbir şey. Bunu da veriyoruz yani. Bugünleri de gördük ya. Helal olsun. Yani biraz da tiyatrodan konuşmak istiyorum. Çünkü dizilerin var, programlar var filan ama tiyatro sahnesinde de olmaya devam ediyorsun. Şu an etmiyorum ama etmeyi çok istiyorum. Yani en son Güldür Güldür'deydim. Oradan ayrıldım ama tekrardan tiyatro yapmak istiyorum. Bir vakit bulamadım. O da çok kötü bir şey. Vaktimiz olmuyor tiyatro yapmak için. Bir yandan da başka işler giriyor araya. Yapacağım diyoruz ve bir şekilde gerçekten güzel bir proje bulup ama araya kötü şeyler girdi tabii ki ülkede. Ve ya bu pandemi değil mi? Çok pandemi girdi, işte deprem falan. Bir pam böyle bir şeyler gelmişti. Onları yapacaktık ama araya kötü şeyler gelir, girdi. İnşallah gelecektir, yapacaksın. Tiyatroda yani bambaşka, yani her akşam farklı bir seyirci. Evet. Değil mi? O tiyatro bambaşka. Kesinlikle. Bir atmosfer. Biz bir de bana mesela çok etkisi olan bir şeydir. Hem zamanında çok küçükken Deve Kuşu Kabare'yi dinlemiş, onların oyunlarını da gidip yerinde izlemiş birisi olarak. Kabare İzlemiş tarzı mi? Tabii. İzlemiş mi? Evet. Babamlarla gidip izlemiştik. Kabare tarzı oynamıştım ben mesela. O çok keyifli bir şey. Tiyatro Kılçık diye bir grubumuz vardı. Canlı yemek yiyen bir şeyler oraya bir etkinlik izlemek için gelen seyirciye bir şey oynuyor olmak mesela çok keyifli bir şey. Ama çok farklı bir duygu. Evet kesinlikle çok yakınsın. Sen devlet tiyatrosunda bir oyunda da oynadın. Birçok da özel tiyatroda evet. Oynadın. Kılçık da onlardan biri. Aynen öyle ve kabare tarzı bekleme odası bu, var. Benim hatırladıklarım yani çok var çok herhalde. Çok var. Rüzgarla Yarışan Tay Kısasa Kısas. Tabii. Bir sürü oyun var. Ve bizim ayrıca Tiyatro Kılçık'la yaptığımız prodüksiyon oyunlar var.
Ayşegül Hindistan'da. Ayşegül tatilde ismini. Çok keyifliydi onlar da. Evet. Ya ben aslında ben de tiyatro eğitimi aldım. Konservatuvarın son sınıfında ayrılmak durumunda kaldım. Babamı kaybettik. Susuz Yaz'ın ardından ailemi geçindirmek durumundaydım falan. Evet. Tiyatro i̇şte böyle doya sorun... doya sahne deneyimi yaşayamadım ya. O benim içimde böyle bir şey var. Onun için bu kadar çok tiyatro ile ilgili soru soruyorum. O nedenle de herhalde iyi bir tiyatro izleyicisiyim diye düşünüyorum. Aslında tiyatro salonlarının bu kadar böyle tıklım tıklım olmaları beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Tiyatroya bir adeta bir dönüş var. Dönüş var. Bir dönem tiyatro seyircisi bayağı azalmıştı. Yani. Ama bugün bayağı iyi bir durumdayız diye düşünüyorum. Her şey aslına döner diye bir söz vardır ya. O tiyatro hiçbir zaman bitmeyecek. Çok doğru, kesinlikle. Yani ne kadar bu dijitalleşse de her şey, teknoloji işin içine girse de insan hikayesi izlemeyi çok seviyor. Değil mi? Halk tabii. Aslında kitleler insan hikayesini merak ediyor. Değil mi? Ya işimiz zaten bu, hikaye anlatmak. Ama evet, işte tiyatro sahnesinde de anlatabilirsin, sinema perdesinde de anlatabilirsin, dijital ekranda da anlatabilirsin. Neticede hikaye anlatma sanatı. Kesinlikle. Ve bize düşen de o hikayenin oyuncuları olmak. Uzun bir aradan sonra az önce dedin ya, Güldür Güldür Show'da gördü insanlar seni. Aa, birdenbire heyecanlandılar, hoşlarına gitti. Evet. Demek ki çok fazla ara vermemen gerekiyor. İşte ama şöyle de bir şey var. Tiyatro iyi bir tekste, iyi bir ekiple bir araya gelip yapılması gereken bir iş olduğu için. Çünkü uzun bir prova süreci var. Ekip. Bizim işimiz ekiple. Kesinlikle. Ailenden çok görüştüğün insanlar çünkü. Bireysel bir sanat değil ki. Bir ay boyunca, o en az bir ay boyunca o insanlarla prova yapacaksın. Çok iyi anlaşıyor, çok eğleniyor, çok aynı şekilde dünyaya bakıyor olman gerekiyor ki o insanlarla bir hikaye oluşturup o hikayeyi anlatacaksın. Tekstler geliyor, o tekstleri çok ilgi çekici bulamayabiliyoruz zaman zaman. Uygun bulduğumuz zamanlarda da şartlar oluşmuyor. İnşallah bunları bir şekilde denk getirip ben de çok yapmak istiyorum artık gerçekten. Ben de. İsterim seni tiyatro sahnesinde de izlemek isterim. Ben de inşallah belki sizi izlerim. Ben sizi daha önce izlerim belki, bilmiyorum. Tabii artık bugün belli bir yere gelmiş bir aktör olarak birçok genç tiyatro imtihanlarına hazırlanırken konservatuara gireceğiz. Sinan abi, bize destek verir misin? Hangi oyunu seçelim? Bize yardımcı olur musun? Falan diyorlardır diye evet düşünüyorum. Onlarla nasıl irtibatlaşıyorsun? Onlara ne diyorsun? Ne bekliyorsun ya da? Yani birebir de daha öncesinde, yani Instagram'ın ve şeyin, yani sosyal medyanın olmadığı zamanlarda tabii ki bizim konservatuvar sınavlarına girmeye çalışan gençlere bir şekilde ders veriyorduk. Onlar bizi başka bir yerden buluyorlardı. Biz gidiyorduk, onlarla çalışıyorduk ve ben 3-4 tane öğrenciyi konservatuvara soktum. Kendim bilememiş olsam bile. Ne güzel, ne güzel. Evet. Bu hepimizin hayatında bu kesinlikle dilema var. Ama şeyler oluyor genel olarak şu anda. Şöyle bir kolaycılığın peşine düşüyor gençler. Hızlıca bir şey elde etmek istiyorlar. Çok hızlı. Çok hızlı yani. Çabucak. Yani bir de dijital dünyada şu anda online olarak çocuklara eğitim verdiğini söyleyen, bunu gerçekten veren insanlar da var. Verdiğini söyleyen bir takım insanlar var. Ben orada mesela yapılan şeyin çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Hızlıca size oyuncu yapacağız gibi bir tavsiyeyle eğer birisi bir şey veriyorsa size, bu biraz dolandırıcılığa giriyor yani. Onun yerine Sinan oturup kendi hayatını anlatsa, böyle bir kitap yapsa, o kitabı okusa o gençler çok daha farklı düşünecekler. Belki de çok doğru söylüyorsunuz. Evet, hayal ettikleri meslekle ilgili. Bir aktör öyle 3-5 kurs görerek ben aktörüm diye ortaya çıkamaz. Hani evet, dizilerde genellikle genç ve güzel insanlar seyrediyoruz. Evet. Ama onlar aktör değiller ya da aktörüz diyemezler.
aktörlük çok daha farklı donanım gerektiren bir şey ve de tecrübe gerektiren bir şey. Tecrübe olmadan ben piştim oldum denmiyor. Onun için şu anda aklıma geldi benim. Ama doğru söylüyorsun. Yani ya bir insanın yaşadığı sıkıntı durumunun ötesinde o sıkıntıya gösterdiği direnç aslında onu bilmek. Hani o bir inat hikayesi. Yani en fazla inatçı olduğum yer benim mesleğimmiş mesela dönüp ya, baktığım zaman. Her şeyi bırakabilirim. Evet. Ama onu bırakmam. Hayır. Beklemem gerekiyorsa beklerim. Ya da yapmak istediğime ulaşabilmek için de sabırla beklerim. Biz genellikle aktörlerde şöyle bir huyumuz var. Çok çekingeniz. Evet. Yani illa birileri bizi arasın kesinlikle istiyoruz. Kendimizi ama, çok kapatmaya ve depresyona çok meyilliyiz. Evet. Halbuki Batı'da da başarıya ulaşmış aktörlere baktığın zaman daha girişkenler. Evet. Biraz daha hani arıyorlar. Teklif getiriyorlar. Sektörleşmekle ilgili biz biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Sektör olmakla ilgili biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Daha çok ekmek yiyoruz. Evet, kesinlikle. Yani, komedi ağırlıklı yapımlarda yer almana rağmen komedi oynayan bir oyuncunun bir bakıma talihsiz olduğu görüşünüz. Sen bizi güldürmeyi biliyorsun evladım. Seni ne güldürür diye sormam gerekiyor şimdi. Ben her şeye gülebilirim. Gülersin. Aslında. Evet evet. Güler ben yüzlüsün. Doğal insan hallerine çok gülerim. Hı. Doğal insan hallerine. Mesela şeye çok gülerim. Peter Sellers'a çok gülmüş birisiyim mesela zamanında. Bayılırım ona. Kemal Sunal'la mesela Peter Sellers'ın böyle aynı yerden geldiğini düşünüyorum çoğu zaman. Mesela hiçbir şey yapmadan aslında bir sürü şey yapıyormuşu bize veren iki tane muazzam aktör. Doğru. Yani. Doğru söylüyorsun. Gülmek, güldürmek gerçekten ciddi bir iş. Orada şöyle bir talihsizliği olduğunu düşünüyorum ben. Komedi oynayan kişinin. Sahneye çıkarsınız, büyük bir sessizlik olur sahnede ve Shakespeare'in en ağır oyunlarından bir tanesinin Macbeth'i, işte Hamlet'i oynarsınız. O sessizlik sizin istediğiniz bir şeydir. Sizi bozmaz. Ama seyirci hiçbir tepki vermez oyuna. En sonunda kalkar alkışlar. Ama komedi oynuyorsanız sahneye çıktıktan yaklaşık 8 saniye, 9 saniye, 10 saniye sonra maksimum güldürmek sonra zorundasın. bir böyle gıdıklama sesi, bir gıdıklanma sesi duymanız gerekiyor. Bu talihsizliktir yani. Hani o yüzden komedi yapan insanın o tek başınalığı, reaksiyonsuz bunu yapamaması çok kötü bir şey. Anladım şimdi. Benim söylemeye çalıştığım şey oydu. Şimdi biraz klasik bir soru soracağım. Tabii, buyurun. Hani farz et, ters köşe bir karaktere hayat verecek olsa. Evet. Daha önce deneyimlemediğin ve kendi kendini de sınamak istediğin bir karakter. Nasıl bir karakter hayal edersin, düşünürsün? Ya böyle ters köşe bir... Sinan senden hiç beklemezdik dedikleri. Evet. Ters köşe bir mesela şey oynamak isterdim. Böyle evinin bahçesine böyle cesetler saklayan falan. Ama hiç normalde böyle çok iyi işte görünen esprili. Bir katil mi o? Seri en bir tane de değil. Seri katil. Bahçesine gömüyor işte arka bahçesine falan. Öyle bir şey oynamak isterdim. Çok. Onun psikolojik derinliğini herhalde anlatmak çok isterdim. İlgi çekici buluyorum. Mesela öyle var birkaç tane benim izlediğim Hollywood'da var. Bizim hiç öyle denk gelmediğimiz komedi oynayan yabancı aktörün daha sonrasında böyle çok sert filmlerde oynadığını gördük ve çok başarılı işler açıkçası. Yine de dönüp olabilir. Dolaşıp senaryo diyorsun. Tabii. Senaryo kesin. O karakteri anlamamızı sağlayan ya da onun yanında durmamızı sağlayan. Ama senaryo olarak çok geliştiğimizi düşünüyorum yani. Öyle mi? Kesinlikle dijital tarafta da öyle. Bu yani dizilerin çok tabii ki süratle üretiyoruz. Uzun sürüyor olması biraz şey ama bu dijital olan alanda biraz daha senaryoya yönelik uğraşıldı ve genç özellikle kadın senaristlerin yetişmesi anlamında çok güzel bir gidişat var şu anda. Tabii ki bu ortaya çıkan ürünlerle inşallah doğru orantılı olarak devam eder. İnşallah.
Biraz sinemada filmlerinden de söz edelim mi? Edelim. Yani Beyza'nın Kadınları. Evet. Kirpi. O Osmanlı Cumhuriyeti. Osmanlı Cumhuriyeti. Güzel. Evet. İncir Reçeli 1 ve 2. Bir de İncir Reçeli'nin keşke ikincisi çekilmeseydi gibi bir laf etmişsin. Evet evet, onu Aytaç'a da söyledim. Yönetmenimize de söyledim. O da biliyor onu. Yani ben İncir Reçeli'nin ikincisinde oynadım ama o birincisinde bitmesi gereken bir filmdi aslında. Hikaye bitti çünkü diyorsun. Kesinlikle hikaye bitti ama bunu tabii ki çeken kişi de oynayan kişiler de çok ağızlarında kalan tatla bir devam etmek istedikleri için. Güzeldi ama. Yapmak istiyorlar ama orada bitmiş olmasının da bir güzelliği vardı. Hani birincisinde diye düşünüyorum. Hani yapıldı ikincisi keşke olmasaydı değil. Yok, o da senin fikrin. Benim tabii fikrim ki. Tabii. Biraz sinema filmlerinden de izleyelim tabii mi? Tabii ki. Şehrazat'ın hükümdar kocasına anlattığı hikayelerden oluşan eserin adı nedir? 5 numara. Binbir Gece Masalları. Bravo. Bu kolay soru sayesinde yarını garantilediniz. Everest Tepesi ile Mariana Çukuru'nun derinlik ve yükseklik toplamı kaçtır? Yapmayın, çok basit bir soru bu. Batır, senin gibi sıkı bir bulmaca editörü için oho çok basit bir soru bu. Padişah direnişe destek vermekten çok uzak. Destek veremiyorsa padişah macunu versin. Sömürgenin İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı olmaz. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Tam bağımsızlık. Bağırın bağırın. Hatta çıkın dışarıda davulla zurnayla ilan edin. Hesapta gizli oturum yapıyorlar. Mama mama daha bebeksin. Al sana mama. Argo'da mama. Tüccar. Tekledin. Teklemeden. Argo'da sigortanın parası duran. Angiz, Argo'da gözlem. Yana yapma. Fora yapma. Argo'da metres. Avtos. Avtos eğer dolgunsa Argos'u hosur. Rus'sa Moskov gavuru. Çapkınsa pirpiri. Nicedir cinseli yoksa abazan. Herkes alay ediyorsa voy voy. Boş konuşuyorsa goy goy. Böyle senin gibi bakıyorsa aval aval. Eline aldığı kaval. Senin gibi aptala bağladıysa kas kaval. Üfle. Of, rahatladım. John Benjamin Toşak. Çok güzel ya. Oynarken büyük keyif aldığın bir karakter ya da bir yapımcı. İyi ki bunu da ben olmuşum dedi. Vardır hepimiz. Şeyi sevmiştim mesela. Farklıydı o. İncir Reçeli'nde oynadığım mesela Erol karakterini sevmiştim. Hı. O çünkü farklı bir şey. Farklı bir karakter benden. Hep benden böyle açık göz ve çok zeki. Normalden daha zeki. Hı. Ve böyle dolandırabilme potansiyeline yüksek, ikna edebilme potansiyeli yüksek insanları genel olarak bana düşünüyorlardı ama Erol öyle değildi. Erol saftı. Yani saf bir karakterdi kendi içinde. O mesela çok izlerken de hoşuma gider. Yani aa ne kadar acayip bir adammış bu diye izlerim ben onu. Evet. Pişmanlık duyduğun hani bunu da yapmasaydık daha iyi olurdu filan. Yok galiba. Var. Var ama söyleme. Tabii yani hepimizin vardır. İçinde yaşayan. Hepimizin vardır tabii. Kabuller. Kesinlikle. Her şeyde de böyle çok müsteri olarak tabii ki orada bulunmak. Oo, değil mi ama? Şimdi bir senaryo çalışması yapıyorsun. Sana bir karakter önerildi. Ve o daha önce hiç canlandırmadığın bir karakter. Ve hazırlanıyorsun. Kendini nasıl hazırlanıyorsun? Neler yaparsın? Alıp başını gidip bir yerlerde düşünerek mi? Ya da ona ait şeyler okuyarak mı? Falan fişmeken. Ben sormayayım, sen söyle. Nasıl bir karakter için çalışıyorsun? Mesela en son bir filmde, oradan örnek vereyim. Daha o vizyona girmediği için filmi anlatmayacağım ama orada taksici oynuyordum filmde. Ve onu canlandırırken araba kullandığın zaman taksici olmuyorsun ya. Hı hı. Sadece araba kullanıyorsun ve taksici olmuyorsun. Taksici pratiğiyle ilgili bizim sitenin oradaki taksi durağındaki abilere mesela birkaç tane soru sordum. Hı hı. Parayı nasıl çıkartıyorlar, ne yapıyorlar, müşteriyle nasıl konuşuyorlar, eğer müşteri aksiyse ne yapıyorlar? Hatta bununla ilgili
onlarla yolculuk yaparken biraz bu gözle onları izleyerek mesela ilerledim. Hmm. Ve bunları eğer bu işi yapan bir insansanız, o gözle izliyorsanız atıyorsunuz bilincinize. Tabii ki. Ordu'nun parayı çıkartması. Ordu'nun parayı çıkartmasını alıyorsun. Mesela bu biraz Alaturka bir karakterse, tespih çeken bir taksici ise tespihi nereden çıkartıyor? Hmm. Ne yapıyor? Dışarıya laf attığında kolunu nasıl çıkartıyor? Sesini nereden kullanıyor gibi. Bravo. İçeride bir bayan varsa ona nasıl konuşuyor? Bunlara mesela dikkat etmeye çalışıyorum. Şey oluyor mu peki o süreç içerisinde gündelik hayatında da yakalıyor musun kendini? Tabii ki. Ben çok küçükken şunu fark ettim. Ben küçükken şunu yapıyormuşum. Zaten bir aktörün çalışması gereken şey buymuş. Yani sonrasında fark ettim. 7-8 yaşlarında ben mesela evden bir şey giyip saçlarımı farklı tarayıp başka birisi gibi aşağı mahallede davranıyormuşum. Kendi ismimi değiştirerek. Bunu sonrasında fark ettim. Çok hoş. Filmlerde gördüğümüz bir tane çocuk var atıyorum. Mehmet. Gibi. Mehmet yapıyormuşum kendimi o sırada. Kız kardeşi güzel. Falan bilir bunu mesela. Güzel bir şey. Bir tane Süpermen'le eşofmanım vardı. Onu giyip mesela bir alt mahallede başka bir çocuk gibi mesela konuşuyorsun. İnsanları trollemek. O dönemler. Ve kendin az önce kitap yaz derken şeyi de söylemek istiyorum. Evet şu anda bir dijital kanalın var, programlar yapıyorsun. Ama ya, yönetmenlik yapmak gibi, kendi yazdığın hikayeyi yönetmek gibi böyle hayallerin var mı? Yönetmenlik yapmayı düşünürsem eğer ileride, bunun için gerçekten bir yönetmenin yanında çok uzun süre pişmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir film çekebilmek diye. Ben öyle bakıyorum. Tabii doğru, ki. Doğru. Herkes doğru, farklı doğru. bakabilir ama yo, bence... Yo, doğru. Bence öyle olması yani gerekiyor. İşin bir de yani ne kadar teorisi varsa bir de o kadar pratiği var ve aktörsün, yönetmeni de gözlüyorsun. Tabii. Evet. Gözlüyor insan. Yani yönetmenin gözünün içine hatta bakıyorsun. Aynen öyle. Ama mesela bir senaryo da geldiği zaman o senaryonun üzerinde müsaade edildiği süre içerisinde de bir takım değişimler yapıyor olman seni de hani beni senarist nasıl yapmıyorsa anlaşılıyor. Gibi. Küçük. Ben yani öyle. Ben anladım. Seyircimiz de anlamıştır. senarist yapmıyorsa dedin ama konuşmamızın çok başında Gani'nin verdiği o evet. özgürlüğü de tatmış tabii bir adam çok, olarak çok bir aktörün evet. ne kadar zenginleşebileceğini, renklenip coşabileceğini de yaşamış birisi. Kesinlikle. Çalıştığım en güzel setlerden bir tanesiydi. Hakikaten evet. Oyuncuya çok daha içine girip sahiplenmesi için bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Bazı yönetmenlerin taktiğidir. Bazı yönetmenler hala orada değildir. Seni sadece kullanılacak bir malzeme olarak evet. bakar filan. Son olarak bir şey daha sorayım mı? Tabii ki buyurun. Gizemli Adam Mençura. Evet. O çocuklar için. Çocuklar için yapılan bir film o. O yayınlanmaya başladı mı? Yayınlanmaya başladı. Onun da yönetmeni, Selena'nın yönetmeni Bora Onur. Bak şimdi. Projeyi bana o getirdi ve ben de tabii ki Bora getirdiği için. Bora benim canımdır. Kabul ettim. Çok da güzel ama çocuklar için bir şey üretmek ne güzel. Kesinlikle çocuklar için bir şey üretmekten ziyade o iş mesela çocukların biraz dijital olandan kafasını kaldırıp doğal hayattaki dayanışmayı, sevgiyi. Ah keşke. öğrenmesini anlatan bir. Günümüzde çok evet. şey kaybediyoruz. Bilim. O yüzden çok güzel. Dijitale çok düştüler. Çocuklara yönelik bir program yapmak. Teklifi geldi mi, sen düşündün mü? Çocuklarla beraber bir program yaparsan sanki çok güzel bir iş yapacak. Çok seviyorum ben çocuklarla çalışmayı. Bence de çok yakışacak. Çocuklarla ilgili sinema filmleri geldi ama sinema filmlerini sevmediğim, anlatmak istediği şeyi sevmediğim için olmadı. Ama bu filmi çok sevdim. O yüzden içinde bulundum. Ama bir programda biraz düşün bakalım. Ben kendim üzerine çok fazla düşünmedim ama düşünülürse tabii ki. Seve seve isterim yani. Başka birisi de düşünürse neden olmasın? şey aklıma geldi şimdi. Barış Manço aklıma geldi. Barış Manço bu ülkede ne kadar milyonlarca çocuğun hayatında kesinlikle. Bir yeri var. Çünkü onlara imkanlar sundu, fırsatlar çok, sundu. Çok yeteneklerini göstermelerini sağladı. Ve öne çıkardı.
bir kameranın önüne çıkmak, bir tiyatroda sahneye çıkmak bir çocuk için ne kadar özgüven sağlatır ona, değil mi? Benim aklıma geldi, sen de düşün biraz daha. Müziğe de ilgin varmış ve klarnet çalarmış. Yani. Ama çalarsın. Çalıyorum ama böyle oturup hani onun üzerine... Profesyonel olarak evet. Çalmak ayrı bir şey. Kendi keyfin. Kendi keyfim için çalıyorum ve seviyorum. Üflemeli bir aletle böyle insanın biraz vakit geçirmesi çok hayattan koparıyor onu. Çok. Nefesle ilgili bir şey olduğu için. Yani evet. Ay çok güzel. Biraz kendine kalıyor insan ve konuşmadığımız böyle kendimizle geçirdiğimiz bir süre. Ben ona böyle bir şey gibi bakıyorum. Bir terapi seansı gibi. Adeta. Evet. Çok güzel. Ve son sorumu soracağım. Tabii ki, buyurun. Hayatının en büyük hikayesi nedir? Yani yaşama dair, geleceğe dair en büyük umudun nedir? Umut. Yaşama bizi dair, tek yaşatan evet, şey. Yaşama gibi. Dair, geleceğe dair en büyük umudum insanoğlunun her zaman için insanoğlunu kurtaracak olan, yani bütün duygu durumumuz bozulsa da mesela hayatın içerisinde sevginin insanoğlunu kurtaracağını düşünüyorum. Ben bence o. Yani sevgi hiçbir zaman için değişmeyecek. Kesinlikle her şeyin üstünde. Sevgiye en çok evet, ihtiyacım birbirimizi var. Sevmek, baktığımız şeyi sevmek, birbirimizi sevdikten sonra birbirimizin iyiliğini düşünmek. Ama her şeyin öncesinde sevgi geliyor sevgi, ya. Sevgi kaybolmayacak, tek insani basın. Peşinden iyilik geliyor. Evet, zeka akıl değil bence. Yani sevgi insanoğlunu birleştirecek. Sinan çok...